Tank palet fabrikası, benim unuttuğumu falan sanmasınlar. Tank palet fabrikası değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi. Avrupa'nın. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Erdoğan az önce açıklamalar yapıyor. Vay efendim, iftira atıyorsunuz. Satılmadı. Satılmadı, doğru. Zaten biz peşkeş çekildi diyoruz kardeşim. Satılsa para alacaksın. Kiraya versen para alacaksın. Peşkeş çekildi diyoruz ya. Fabrikanın mülkiyetinin, bugün buradan tekrar açıklıyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim de tekrar bunu duysun. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Tamamı yalan. Ama benim söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı doğru. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk işbirliğinden oluşan, değerli kardeşlerim, BMC'ye, yani BMC'ye devredildi. Bedava verildi, bedava, bedava. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına bedava verildi. 25 yıllığına. Ya araziyi 1 milyon 800 bin metrekarelik araziyi versen dünyanın parasını alırsın ya. Yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Ve bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği bu anlaşmanın kayıtları içerisinde de ayrıca vardır. Telekom'u kaça kiraladın? 6,5 milyar dolara. O da geçiciydi. Satılmadı Telekom. 6,5 milyar dolara kiraladılar, parayı aldı. 25 yıllığına işletme hakkını veriyorsun. Telekom gibi karşılığında 1 lira bile alınmıyor. Birileri bir şeyler almış tabii, kesin o. Birileri bankada, yurt dışında hesaplarına para yatmış olabilir. O da kesin. Kesin olmasa benim mal varlığımı otur araştır. Araştırmazsan namertsin diyebiliyor musun? Diyemiyorsun, diyemiyorsun. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Efendim, Türk-Katar ortaklığıyla BMC'ye devretmişler. Kaça devrettin kardeşim? Ben bunu soruyorum. Kaça devrettin? Kaç lira aldın sen? Ve bir şey daha soruyorum. Madem her şey aleni, madem herkes her şeyi biliyor, kararnameleri niye gizli çıkarıyorsun? Niye gizli kararname? Özelleştirme kanunda gayet açık. Özelleştirme işlemlerinde aleniyet açıktır diyor. Bu kadar basit. E sen kararnameyi gizliyorsun. Demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun, öğrenmesini istemiyorsun. Özellikle de benim öğrenmemi istemiyor. Senin boyun ona yetmez, ben her şeyi öğrenirim. Her şeyi öğrenirim. Tabii CHP Genel Başkanı hala fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Erdoğan'a soruyorum. Tank palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Öyle bir protokol yapmışlar ki bu beyler, yani 25 yıllığına bedava aldıkları fabrikayı bu beyler çalıştırıyor, çalıştıracaklar. Asker bizim, işçi bizim, tezgahlar bizim, fabrika bizim. Orada mal üretilecek, bana satacaklar. Ya ben kendim üretiyorum zaten. Niye bana satıyorsun? Akıl var, mantık var. Ben bu soruyu soruyorum. Cevap, efendim Kılıçdaroğlu bilmez. Biz onu Katar ve BMC ortaklığına 25 yıl işletsin diye devrettik. E kaça devrettin kardeşim? Kaça devrettin? Kaça kiraladın? Arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bu konuyu Sayın Genel Başkan'a ilkokul bile değil, tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler.
ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir, görüntülü olarak. Sen bununla ilgili bir ihale yaptın mı? İhale yaptın mı? Efendim 50 milyon dolarlık yatırım yapacakmış. Birisi çıkar der ki ben de 150 milyon dolarlık yatırım yapacağım. İhale yaptın mı? İhale yapmadın. Niye yapmadın? Niye yapmadın? Hangi gerekçeyle ihaleyi yapmadın? Maalesef bunların her işi böyle. Hakikatleri anlatmak yerine eğerek, bükerek, çarpıtarak, hatta çoğu defa yalan ve iftiradan kaçınmayarak gözünün içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor. Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Gel gel buralara bir gel. Sana doğruları söyleyen tek insan benim. Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Yazık, günah değil mi ya? 82 milyonu perişan ediyorsunuz. Bir grubu zengin etmek için. Bir avuç insanı zengin etmek için. CHP Genel Başkanı'nın yalancılığı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı, defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de adaletsizliğin boyutunu gösteriyor. Devletin malının nasıl birileri tarafından birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor. Devletin malını peşkeş çekiyorsunuz. Bedava veriyorsunuz. Kendisine şu soruyu da sordum. Bana dünyada bir ülke gösterin ya. Olur ya, benim bilmediğim bir ülke. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 25 yıllığına kiralasın. Bir tane örnek gösterin ya. İster Papua Yeni Gine'yi, ister Amerika, ister Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, gösterin. Var mı böyle bir örnek? Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Demez. Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya. Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim teröre omuz veren, onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi inşallah 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Dünyada böyle bir örnek yok. Peki sen niye kiralıyorsun kardeşim 25 yıllığına? Üstelik bedava. Bedava kiralıyorsun. Bir kuruş almadan kiralıyorsun. Ve bizim işçiler de onların emrinde çalışacak. Bedelini biz ödeyeceğiz. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca neredeyse yaptığımız her yatırımı engellemek için davalar açan, nümayişler yapan, kürsülerde nutuklar atan kimdi? Bunlardı. Bay Kemal, sen hala oradasın ya. Bay Kemal olmak kolay değildir. Gel gel buralara bir gel. Bay Kemal. Herkesin bilmesini isterim. Özellikle de ülkücü kardeşlerimin bilmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikasının yabancı bir orduya peşkeş çekilmesini ben kabul etmiyorum. Milliyetçilik anlayışım da kabul etmez bunu. Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal. Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder, yapacağı bir şey yok. Bay Kemal vatanını ve milletini seven birisidir. Bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. Hiç bunlara, PKK'ya, HDP'ye, PYD'ye, YPG'ye terörist dediğini duydunuz mu? Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın. Sana bu yetkiyi kim verdi? Hangi kanun sana böyle bir yetki verdi? Bu soruyu soruyoruz. Bu soruların tamamı havada. Tamamı havada. Onlar sanıyorlar ki biz bunları söyleyince Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ne Kılıçdaroğlu, ne CHP, ne de 82 milyon vatandaş bu konuda geri adım atmayacak. Hiçbirimiz atmayacak. Biz kendi ülkemizi seviyoruz. Kendimiz üretmek istiyoruz. Bu fabrikanın büyük ortağı Katar. Sevgili Erdoğan, sen bunu biliyor musun? Yöneticisi de Katar.
Sen daha ticari sicili gazetelerine bakmadın. Ama ben o ticari sicili gazetelerinin tamamına baktım. Sen ülkeyi yönetemiyorsun. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlerin bu memlekete faydası olmaz. Ceplerine faydası olur. Hükümet ettiklerini sanıyorlar. Devleti yönettiklerini sanıyorlar. Yakından uzaktan bir ilgisi yok değerli arkadaşlar.